Evet kıymetli dostlar golba.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkısıyla hazırlanan canlı yayınımıza demek isterdim ama videomuza hoş geldiniz. Belki de yakında canlı yayın yapabiliriz. Ee, hocam müptela oldum diyor her gün canlı yayın yap diyor. Oğlum ben de insanım yani bir çeneniz bir durmuyor ki bir saat yani yarım saat 15 dakika falan filan canlı yayın yapsak neyse her gün yapayım da. Ulan o onu soruyor öbür öbürünü soruyor bilmem pandaların nesli tükendi mi falan. Yazık günah, bana da yazık günah ya. Yapmayın arkadaşlar, bana da ne pandaların neslinden tükenmesinden falan. Neyse diğer bir konu e, Trabzon sporlu değil ama Trabzonlu Fenerbahçe'li arkadaşlar buradan selamlar olsun. Milli takımımız da size selam gönderdi. 6 birlik mükemmel mağlubiyetle birlikte Trabzon'un plaka kodunu yazdı. Hani bize her yer Trabzon derken herhalde böyle şeyleri kastetmediniz ama e, yani durum bu. 5-1'de ben Uğurcan'ın yüz ifadesine baktım yine gülümseyecek mi diye. Çünkü 5-1'lik yenilgilerde genelde gülümsüyor ama 6-1 olunca sanırım e, gülümsemiyormuş. E, onu da öğrenmiş olduk. Milli takıma dair arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Yani açık söyleyeyim Montella'ya baskıya başladılar. O Hamit falan orada olduğum müddetçe şunu oynat bunu oynatma şu oynasın bu oynamasın dedikçe gene bir cacık olmaz. Euro 2024'e giderken Mehmet Büyükekşi ile gitmek intihar. Gram Türk futbolu umurlarında değil gördüğüm kadarıyla. Allah akıl fikir versin ya ne diyeyim abi. Bu kafayla zor. Neyse biz işimize bakalım. Ama şunu da söyleyeyim. Milli takımımızın Euro 2024'teki ideal 11'ini hani ben bugün çıkaracak olsam Mert Günok kaleye koyarım. Sağ beke Mert Müldür'ü koyarım. İnanın Zeki'den falan çok daha iyi oynamaya başladı. Kendini de geliştirdi. Solda Ferdi. Stoper ikilesi Çağlar, Abdülkerim olur gibi de Abdülkerim'in işte eşi falan doğum yapar. Kaynanasının e, kırkı falan çıkar. Bilmem bir şey olur. Oynar mı oynamaz mı onu bilmiyorum. Orta sahada yine İsmail Salih oynatırım. Çünkü birbirini tamamlayan ikili. Salih hata yapmış olabilir ama birbirini tamamlıyorlar. Önlerine mecburen Hakan Çalhanoğlu'nu koyarım. Arda Güler biraz sırıttı açıkçası. Daha pişmesi lazım ya yani 5-10 maç oynaması lazım orada. Ee, sağ açıkta Cengiz İrfancan'ı Aynı Fenerbahçe'deki gibi dönüşümünü oynatırım. Sol açıkta Kenan Yıldız'ı banko oynatırım abi. Ne derseniz deyin Kerem Aktürkoğlu falan filan demeyin bana. Banko Kenan oynatırım. Çocuk potansiyel şey ya. Tehlik, tehdit ya. Ha biraz bencilliği var. Forvet'te de mesela Barış Alper olur, Semih Kılıçsoy olur, Enes Ünal olur. Hatta bak geniş havuzda ciddi söylüyorum. Bir Umut Nair olur mu zannetmiyorum ama bir Serdar Dursun'u geniş havuzda kullanabilirsin. Orada biraz da tecrübe lazım olur. Ama Bakalım ne olacak. Fatih Terim'in gözü Fenerbahçeli. Genç Yıldız'a demiş. Yunanistan'da Panathinaikos'un teknik direktörü Fatih Terim maçını izlediği Fenerbahçeli Genç Yıldız'a gözünü dikmiş. Hangi Genç Yıldız'a? U19 takımı Yunanistan'da Panathinaikos U19 u özel bir maçta karşı karşıya gelmiş. Semih Şentürk'ün çalıştırdığı Fenerli Gençler görücüye çıkmış. Müsabakayı da izlemiş. Ee, hangi ismi çok beğenmiş? İsmi bulamıyorum. işin kötü tarafı birlikte takip etmiş Semih Şentürk'le. 18 yaşındaki stoper Mehmet Can Gülerer'i bu maçtaki performansından dolayı çok beğenmiş. daha önce de Bulgaristan İspanya'da üzerinden turnuvalara katılıyor. Valla Fatih Terim'in şimdi birçok şeyine küfür bile edersiniz. Bir şey diyemem ama bazen genç futbolcudan gerçekten çok anlıyor. Ha, hepsinden anlamıyor. Roman genç futbolculardan gram anlamıyor. Orada sürekli bir sövüş yaşıyor ama Türk genç futbolculardan şimdi anlıyor doğruya doğru abi çok yetiştirdiği isim olunca hani hakkını da yemek, inkar etmek hak yani. Onu da söyleyeyim. Ama bizim genç takımda gerçekten çok iyi isimler var. Allah yolunu baktığını açık etsin. İnşallah futbol şansları da yanında olur. Aileleri de inşallah çocuklarla doğru düzgün ilgilenir. Bunu da söyleyeyim. Çaykur Rizespor Fenerbahçe'den transfer istiyor demiş. Çaykur Rizespor Adana Demirspor'dan ayrılacak Emrah Baba, Fenerbahçe'den de Miha Zayis ve Umut Nayır, Karagümrük'ten Güven Yalçın, Ankara gücünden Ali Sov'dan ilgileniyor demiş. Ee, şimdi Mihaza ve Umut Nayır ben seninle Fenerbahçe'de devam edecekleri görüşündeyim. Diğer takım futbolcular hakkında da bir şey söyleyemem. Şimdi İlhan Palut da sözleşme uzatma aşamasındalarmış. Arkadaşlar diyeceksiniz hocam bizim derdimiz transfer mi? Arkadaşlar derdimiz transfer değil. Ancak sizin yaptığınız yanlış. Şu anda yanlış yapıyorsunuz. Neyi yanlış yapıyorsunuz biliyor musunuz? Şu anda her şeye kapatalım kendimizi. Kendimizi mutlak bir yalnızlığa alalım. İşte e, yalnız yaşayalım. İşte ligden çekilelim. Şöyle bir bak. Ligden çekilmenin de bir adabı var. Önce onu söyleyeyim. Onun da bir adabı var. Hani. Şöyle anlatayım arkadaşlar. Çok basit bir örnek olarak vereyim. Birisi size kötülük yaptı. Ağzınıza vurdu. Burnunuza vurdu. Bir şey yaptı. Bir kötülük yaptı diyelim. O kötülüğe karşı ne yaparsınız? Hocam ben de ona vururum. Sen de ona vurursun ama vururken işte yanlış bir ifade kullanırsın. Senin ölmüş annenin dersin. Bütün suç sana yıkılır. Ya da mesela bir şey olur. Karşı taraf sana bir vurur. Sen ona iki vurursun. Bir de elinden bıçak çıkarırsın. Hani dersin ki öyle olmaz böyle olur dersin. Sonra suçlu sen olursun. Şimdi burada da arkadaşlar ligden çekileceksen de suçlu sen olmadan çekilmek zorundasın. Yani suça dikkat etmek lazım. Demek istediğimi tam anlatamadım ama siz biraz bana yardımcı olun. Ha şimdi öte taraftan bir senaryo üreteyim ben. Sezon sonunda Ali Koç'un söz yani şeyi bitip başkanlık süreci bitip gittiği zaman yerine gelecek başkanın da haliyle bir takım devralması lazım. Ligden çekil çekilme fark etmez. Çekilmezse bırakacağın bir miras olması lazım. Düşünsene Mustafa Hoca Fenerbahçe'nin başkanı oldu diyelim. Fenerbahçe'nin başkanı olan Mustafa Hoca ne ister? Tadiç ister, Ceko ister, Şimanski ister, Ferdi ister vesaire vesaire vesaire. Anladınız mı demek istediğimi? O yüzden transfer haberlerini vermek zorundayım. Ne duyuyorsam duyumumu aktarmak zorundayım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tamam İstifa etmeyi düşünüyor musunuz demişler. Montella siz soru sorarken hata yaptığınızda istifa ediyor musunuz demiş. Bakın şimdiden sorulan sorulara bakın. Acaba kimin yerini yapma derdindeler? Valla bak acaba kimin yerini yapma derdindeler? Ki gene kafalarına kimi aldılar? Nasıl olsa takım Euro 2024'e gidiyor. Bu takımın başına. Mesela Fatih Terim'i falan mı düşünüyorlar acaba? Onlar yaparlar da. Neyse biz işimize bakalım. Şimdi habere döneyim. Zayt'sla bir gelecek görmüyorum ben. Açık söyleyeyim. 12 yabancı kuralı geçerli olacak. Türk futbolculara rağbet artacak. Şimdi Güven Yalçın falan filan şu bu diyoruz ama yani e, Ali Soğuk falan da diyorlar ama kim düşecek, kim çıkacak o belli değil. O yüzden seçimleri iyi yapmak lazım, tercihleri iyi yapmak lazım. Fenerbahçe açısından da bir planlama yapmak lazım. Şimdiden işleri yoluna koymak lazım arkadaşlar. Unutabiliyor muyum? Bunu düşünmek lazım. Şimdi mesela milli takıma Serdar Dursun desem gülersiniz, alay edersiniz. Arkadaş Serdar Dursun... E, en azından diyorum hani bir farklılık olur diye söylüyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin önümüzdeki seneki kadrosunda da mecburen farklılık olmak zorunda. Gençlerbirliği'nin genç golcüsü Melih Bostan'ın hayali Fenerbahçe demiş. Melih Bostan Gençler Birliği'nin golcüsü müymüş? Benim hiç haberim yok. Hocam tabii ki de Gençlerbirliği'nin Birliği'nin oyuncusu. Allah Allah. Fenerbahçe A takımının altyapısından çıktı. Ve Arda Güler gibi Real Madrid'de Türkiye'yi temsil etmek istediğini belirtmiş. Son haftalarda gollerle adından söz ettiriyor. Ee, ve Fenerbahçe'den gençlerimle sezon başında gittim. Uzun süre forma şansı bulamadı. Yaklaşık 7 ay gibi bir süre oynamadım. Sadece Ziraat Türkiye Kupası maçlarında forma şansı buldum. Şimdi de iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Demiş. Son oynadığı 2 maçta 3 gollük katkı sağlamış. İnşallah e, şey yapmaz, şımarmaz. Kariyer golü Trabzonspor'a diyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16'da e, Trabzonspor'a golü vardı. Hedefi Süper Lig demiş. Yani Gençler Birliği'nin hedefi Süper Lig demiş. Şampiyon olabileceğimize inanıyorum. Niye olmasın demiş. Kariyer planlaması. Tabii ki de Fenerbahçe'ye çıkış yapmak için geldim diyor. Hani benim hayallerimden birisi Çubuklu'da Şükrü Saraton'da Kadıköy'de oynamak. Orada ilk maçımda nasip olursa gol atmak. Hani şu an Fenerbahçe'nin resmi olarak oyuncusu değilim. Gençler Birliği'nin oyuncusuyum diyor. Gençler Birliği'ne playoff'a çıkmak diyor. Arda Güler gibi olmak istiyorum diyor. Bakın örnek gayet güzel. Hani Agüero'yu falan örnek alıyorum diyor. Arkadaşlar Melih Bostan gibi futbolcular bizim bak altyapıda Mehmet Can Güler'den bahsettik ama Melih Bostan gibi neler var? Arda Güler gibi neler var bizim altyapıda? Çocukların en büyük sıkıntısı şu devamlılık süreklilikte sıkıntı yaşıyorlar. Bu da bence profesyonel e, hocalarla olacak iş. Mesela Semih Şentürk tuttu. Uzun zamandır mesela biz Müjdat Yetkinleri, Kemal Aslan'ı falan denedik. Bunlar tutmamıştı. Şimdi bu tuttu. Tutanlarla devam edeceksin. Tutmayanlar kalacak. Fenerbahçe'nin Jorginho aşkı diyor. Arsenal'dan ayrılması beklenen İtalyan yıldız Jorginho'nun peşini bırakmıyor Fenerbahçe. İngiliz basınına göre Fenerbahçe transferde oldukça iddialı arkadaşlar. Şey, i̇ddialı ve istekli diyor. Yani İngiliz basınına göre bu orta sahanın transferi konusunda istekliyiz diyor. Bir yandan konferans ligi, bir yandan süper lig, bir yandan başka bir şey. Brezilya asıllı İtalyan oyuncuyu Fenerbahçe transfer etmek istiyor diyor. E, tam da doğru değil de neyse. Bu sezon ne yaptı peki? 28 maçta görev almış. 1 gol 1 asist. 2016 yılından beri İtalya milli takımının formasını giyiyormuş. 2023 yılında Chelsea'den Arsenal'a 11.3 milyon euroya transfer oluyor. Şimdiye kadar 77.8 milyon euroluk bonservis ödendi diyor. Yani sözleşmesi de bitmediği için bu transfer falan zor. Ama şunu belirteyim. Tabii ki de ben de isterim. Hani kadromdaki isimlerin daha böyle cafcaflı olmasını ben de isterim ama sıkıntı yani. Şunu da söyleyeyim. Bugün Fenerbahçe için ben olsam bir sonraki yönetime Levent Mercan'ı bırakırım. Hani Oğuz Aydın ismini bırakırım. Ondan sonra Yasin Özcan ismini mesela ne yapar eder? Bırakırım bak Yasin Özcan, Levent Mercan. Hem Ferdi sat hem Osterwold de sat. İkisini de 25 artı 25 artı sat. 50 milyon euro. Bu iki isimle sol bekini şey yap. Amortile mesela. Ciddi söylüyorum bak. Şaka yapmıyorum. İki isim gayet de şık olur. Gayet de hoş olur mesela. Hem para kazanmış oluruz hem şöyle. Ama tabii ki de işin bir de şu boyutu var. Hocam şampiyon olduk inşallah. Şampiyonlar Ligi'ne gittik. Hiç kusura bakma Ferdi'yi satıp Levent Bercan'la da falan devam etmem dersiniz. Ben de size hak veririm arkadaşlar. Şunu söyleyeceğim. Ee, Bartu Elmaz'ı izlediniz mi arkadaşlar milli takımda? Sivas'ta da düzenli oynamaya başladı. Mesela Bartu Elmaz mesela. Geleceğe güvenle bakmamız sağlayan isimlerden bir tanesi. Başkan Ali Koç kupa voleyi kazanan kadın voleybol takımıyla bir araya gelmiş. Gelecek sene biz yokuz sözleriyle dikkat çekmiş. Eda Erdem'le konuşmuş. Demiş ki senin heykeli erken diktik. Nazar değdi sana. Çevden sonra dikecektik demiş. Başkanım artık geriye dönemiyoruz ama nazar değdi. Orası kesin demiş o da. O da haklı. Eda ee, Erdem'in sözlerinin ardından Ali Koç da demiş ki kaç yani kaç oldu yaş? 27 cevabını almış. Bir 10 sene daha oynarsın demiş. Eda Erdem 27 yaşında mı ya? Yani ben şu an şoka uğradım. 22 Haziran 87 doğumlu. 36 yaşında yani 37 sayın. <laughs> 27 37 sayın siz. <laughs> Ama tabii hissettiği 27'dir. Ee, bu kupayı almamız lazım. Bu kupa başkalarının habercisi ol demiş. Biz bu takımı kurarken dünyanın en iyi takımını kurmak için kurduk. Dolayısıyla üzüldük demiş. Yani Çev kupasından bahsediyor. Güzel bir kura çekmiştik. Neyse olan oldu. Ondan ders alırız inşallah. Lig kupası için hiçbir mazeret yok. Biz bu takıma bakıp banka eczacı başına rahat geçsin diye kurduk. Önümüzdeki sene daha da kuvvetleneceğiz inşallah demiş. Genç, tecrübeyle harmanlanmış bir ekibimiz var. Sizi mutlu, başarılı görünce bütün camia motive oluyor. Kendinize hasta, seyirciniz var. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Camiayı çok doğru zamanda mutlu ettiniz ama bu daha başlangıç. Yapacak çok işimiz var. Önümüzdeki sene biz yokuz ama bu takım var. Belki daha kuvvetli bir takım olacak demiş. Bakın. Önümüzdeki sene biz yokuz ama bu takım var. Belki daha kuvvetli bir takım olacak. Takıma hepinizin yolu açık olsun demiş. Çevden geçmiş olsun. Esas hedefimiz oydu. Çok istiyordum. Sizden gider ayak bir hediye. Bak gider ayak bir hediye bekliyordum. Olmadı sağlık olsun. Göreceksiniz bu sene kuracağımız takım önümüzdeki sene çok daha rahat şampiyonluğa ulaşacak. Allah sizden razı olsun. Kazadan beladan korusun. Bizi durdurabilecek tek şey gördüğüm kadarıyla sakatlık keza yaşadık diyor. Şimdi arkadaşlar bu açıklamayı dinledikten sonra ben şu kanıya vardım. Fenerbahçe ligden çekilmeyecek dedim. Hatta devam edecek dedim. Şimdi gelin şunu konuşalım. Fenerbahçe ligden nasıl çekilmez? Neden çekilmez? Niçin çekilmez? Önce içimdekini dökeyim. Sonra dıştan söyleyeyim. Arkadaşlar senenin başında dediler ki bana hocam Ali Koç'ta devam edilmeli mi edilmemeli mi? Dedim ki Ali Koç'un 2023-2024 sezonu üzerinde yaptığı hamlelerin tamamı doğru. İsmail Kartal camiayı biliyor şöyle yapıyor böyle yapıyor çok güzel. İsmail Kartal'a sorulmadan kulübün sportif direktörü Mario Branco'nun önderliğinde transferler yapıldı. Çok güzel. Kurulan kadronun kalitesi son yıllardaki en iyi kalite oldu. Çok güzel. Belki de Fenerbahçe tarihinde çok Hani adından altın harflerle söz ettirecek bir kadro oldu. Çok güzel. Kulüp sezonun başında 19'da 19 galibiyet alarak başlayıp seriyi sürdürdü. Geçen gün ben bu cümleyi kurdum ama bir arkadaş ben anlamıyorum. Ee, hangi Türkçe ile nasıl anlamış çözemedim ama 19'da 19'u sezonun ortasında yaptığını falan mı düşünüyor bu arkadaş? Sezonun başından başlayıp devam eden bir seri, süreçten serüvenden bahsediyoruz. Bu da, bu da anlaştık arkadaşlar. Şimdi Hal böyleyken Ali Koç'a tek bir laf edemezsiniz. Tek bir laf edemezsiniz arkadaşlar. Ne yaparsınız? Şunu yaparsınız arkadaşlar. Ee, dersiniz ki hocam şu eksikti bu eksikti. Onu da diyemezsiniz. Takım çok güzel. Hemen toplayıp yani Ali Koç yapılabilecek her şeyi yaptı. Ali Koç'un bu sene en büyük eksikliğini hocam hakkımız yeniliyor susuyor. Hocam hakkımız yeniliyor susuyor. Hakkımız yeniliyor susuyor. Ali Koç'un en büyük eksikliği bu. Aslında Ali Koç'un bir kötü huyu vardı. Her şey güllük gülistanlık giderken çıkardı. Mesela seçim arefesindeyiz. Normal şartlarda bu Galatasaray Başkanlığı Murat Kurum'la falan böyle poz vermemesi lazım. Normal şartlarda Ali Koç'un işte Murat Kurum'da var ya he Dursun Özbey'e arazi vermiş. Bunlar var ya Galatasaray'a gitmişler el altından şey yapmışlar. Siz bilmiyorsunuz devlet bunlara destek olmuş falan deyip ortalığı karıştırması lazımdı. Her şey güllü kuristanda giderken Ali Koç'un konu dışı girip nefretleri üstüne çekmesi lazımdı. Ciddi söylüyorum bak. Hatırlayın Fenerbahçe Trabzonspor'la yarışta. Ha dediği doğrudur, yalandır ben ona bir şey diyemem. Ama e, söylediğin her şey doğru olmalı fakat her doğruyu her yerde söylemek doğru değil. Şimdi de o boyutu var. Çıktı Trabzonspor'a konuştu. Trabzonspor'un dedi localarını devlet kurumları satın almış dedi. Vakıf Bank satın almış, bilmem Halk Bank satın almış dedi. Bilmem Trabzon Belediyesi satın almış dedi verileri araştırdılar. Hatta Trabzonspor Kulübü kendi açıkladı. Evet dedi satın alındı dedi. E ne oldu? Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Ama Fenerbahçe oradan sonra kötüye gitti. İşte tam takım iyi gidiyor şöyle böyle dediğin anda çıkıyor Ali Koç bir açıklama hop al aşağı. Ya da Galatasaray Ali Koç'u çözdüğü için bir tane yem atıyor. Oltanın ucuna yem atıyor. Ali Koç hemen düşüyordu. Neyse son zamanlarda düşmemeye başladı çok şükür. Allah'ın nazardan saklasın. Yani durum bu. Şimdi Baktığımız zaman Ali Koç Sistemden şunu umuyor Medet umuyor bekliyor Benim anladığım Ali Koç diyor ki arkadaşlar ben sizden adalet istiyorum siz adaleti sağlayamıyorsunuz ben bundan tiksiniyorum Siz bana adaleti sağlayın Ben de diyeyim ki yani durum şöyle böyle falan filan diyeyim ee, Bu arada Türkiye Hollanda'ya da 6-1 yenilmiş o maçta da kalede Uğurcan vardı diyor. Yani o maçta Uğurcan olup olmaz çok bir şey fark etmiyor da. Neyse. Şimdi ben daha önce de size söyledim. Ben kulübün çekileceği görüşündeyim. Ama nasıl çekileceği görüşündeyim. Şimdi nasıl çekilebilirsin? Ligden çekilirse geçen şey gördüm. Fotospor'da bir haber gördüm. Federasyon demiş ki ligden çekilirseniz amatöre kadar düşürürüz demiş. Hadi sıkıyorsa çekilin demiş. Birincisi böyle bir tehdit olamaz. İkincisi böyle bir tehdide hiçbir kulüp yani özellikle Fenerbahçe üzerinde söyleyeyim. Hiçbir kulüp böyle bir tehdidin altında kalmaz. O tehdide 72 ile cevap verir arkadaşlar. Bu arada Afrika futbolu sayfası Fenerbahçe fil dişi U17 kaptanı Diabate'yi transfer etti demiş. Diabate Allah'a inanıyormuş. Yani Fenerbahçe ilk transferini de yapmış. Ya yani ben bilemem ilk transfer geldi diyorlar ama Allah'a inanıyor bilgisi önemli. Yani bizim bazı şeyler inanmıyorlar. Bazı hakemlerimiz inanmıyorlar maalesef. Ya da inanmıyor gibi davranıyorlar ya da inandıkları. Neyse. Uzun lafın kısası hocam bize sadede gel. Ben şu anki görüntüye göre Ali Koç yetkiyi alacak ancak hemen kullanmayacak görüşündeyim. Bak. Çok açık konuşuyorum. Çok şeffaf, çok net konuşuyorum. Tamam mı? Çok açık, çok şeffaf, çok net. Ben 2 Nisan'da yetkiyi alacağımızı, yönetim kurulunun bu yetkiyi alacağını ancak bu yetkiyi kullanmayacağını düşünüyorum. Ne zaman kullanacak diyecek ki arkadaş ben bu yetkiyi aldım. Hakkımızın yenildiğine inanırsam, bizi saf dışı bırakacağınıza inanırsam bizi iç savaş gibi şeylerin içine çekip suçu üstümüze yıkacağınıza inanırsam bakın Fenerbahçe'nin en büyük korkusu bu. Çatışmalar çıkartıp skandallar çıkartıp skandallara imza atıp bunun ihalesini Fenerbahçe'ye yıkmaya çalıştıklarını düşünüyorlar. Ki ben ben de aynısını düşünüyorum. Diyorum Suudi Arabistan'a gidildi. iki takım da çekildi. Sorsam Fenerbahçe çekildi. Lan nasıl Fenerbahçe çekildi? Nasıl oluyor bu iş? Nasıl Fenerbahçe çekildi? Galatasaray yok mu? Etkisiz eleman mı? Vay arkadaş ya. Şimdi Ali Koç ve Fenerbahçe yönetimi diyor ki bunları yine aynısını yapacaklar. Trabzon'da başaramadılar. Pendik'te hakem akıllandı. Kasım ee, Kasımpaşa maçında o Ostergol diye penaltıyı vermediler. Son dakikada da inanmamalarına rağmen dediler ki ulan dediler adamların hakkını yemeyelim. Ahı çıkar dediler. O penaltıyı verdiler. Sonra şöyle oldu böyle oldu. Ama sıradakinden olacak. Şanlıurfa'da mı çatışma çıkacak? Galatasaray'ın stadyumunda mı kavga çıkacak? Şimdi Erden Timur açıklamalarda bulundu ya. Fenerbahçe'nin eli rahatladı bence. Çünkü şu anda bir şey olsa ihale Erden Timur'a kaldı. Çünkü açık açık tehdit etti. İşte dua edin de oraya kalmasın. Şampiyonu daha önce belirlensin falan filan dedi. Bence bu kendilerine yol su elektrik olarak geri döner. Ha, Bir de ben şu görüşteyim. 31 Mart'taki seçimlerin sonucunda eğer ve eğer yani eğer 31 Mart'taki seçimlerin sonucunda İstanbul kaybedilirse bunun sebebi Dursun Özbek'tir. Dursun Özbek'tir bunun sebebi. Sen kameralar önüne geçirdin. Futbolun siyasete asla karışmaması gerektiği yerde çıktın. Siyasi içerikte futbolu bir araya getirdin, bağdaştırdın. Vesaire vesaire. Bu arada Fotomaç adlı gazete 6-1 mağlup olan hamili takımda gitmiş e, görsele İrfan Can ve Mert Müldür'ün olduğu görseli kurmuş. Yani doğru görseli Trabzonspor kalecisinin falan görselini koyarak yapmanız lazım diye düşünüyorum. Fenerbahçe futbolcusunu koydunuz muydu? Herhangi bir şey olmuyor. O 6 golü yiyen İrfan Can'la Mert Müldür değildi. Onu da hatırlatayım da. Neyse bu çok mühim değil. zaman biz gene anlamadık. Kısa, öz, cümle cümle. Bir, Fenerbahçe 2 Nisan'da yetkiyi alacak. 2. Bu yetki yönetim kurulunun istediği zaman çekilmesini sağlayacak yetki olacak. 3. Fenerbahçe bu yetkiyi hemen kullanmayacak. Bence Adana Demirspor maçına da çıkılacak. Süper Kupa maçına da çıkılacak. 4. Yetki alındıktan sonra çok net bir açıklama yapılacak. Kısa, öz bir şekilde. Eğer iç savaş çıkartma düşünceniz olursa, bunu bize bizi buna alet etme düşünceniz olursa. Hakkımız yenilirse ya da rakibimize aleni şekilde maçlar hediye ederseniz. Bizim talebimiz yabancı hakem. Yabancı hakem talebimize bir an önce karşılık vermezseniz. Biz bu yetkiyi kullanacağız dersin. Bunu da UEFA'ya mektup olarak gönderdim dersin. UEFA'dan delegeler de her maçımızı izleyecek. Rakibin de her maçını izleyecek dersin. Biter. Ben Fenerbahçe'nin bugün itibariyle bu kararı alacağını düşünüyorum. Ancak bugün e, iftar yemeğinde daha doğrusu iftar toplantısı diyeyim. Çünkü oruç tutmayacak tabi haliyle katılanların. Orada değerlendirilecek. Artı bir de 29 Mart'ta değerlendirilecek. Fakat ben şu an itibariyle durumun bu olduğu görüşündeyim. Ha ligden çekilmenin tabii ki de şeyleri var. Şartlar var. Başka lige taşınmak öyle basit bir şey değil. Ama ben futbolcuları Hull City'ye taşıyalım. Burada en azından lig batsın. Kimse izlemesin dediğim zaman benden alay ediyorsunuz. Hocam Hull City ne ya Allah'ını seversen git Almanya'dan takım al oraya taşı. Sizin dediğiniz daha zor. Almanya'da bir takımı satın almak kaç milyon euro? Hele hele Bundesliga'dan bir takımı satın almak. Basit mi zannediyorsunuz? Ya basit zannediyorsunuz herhalde. Bir de o kulübü aldın isim değiştirme şu bu. Geçiniz bizim Türkiye'deki gibi değil o işler. Türkiye'de hatırlıyorum Öz Sahra'yı Cedid Spor vardı mesela. Öz Sahra'yı Cedid Spor. Burada yap hadi. Öz Hal City yapamazsın. Ama Görün bakın günün sonunda böyle olacak. Ha, şu anda FIFA ve UEFA denetmenleri federasyonu denetliyor. Zaten o malum haftanın maçlarının kararları boşuna açıklanmadı. O toplantı boşuna açıklanmadı. Bak Mehmet Büyükekşi'nin rezil olmasına rağmen açıklandı. Öyle bir toplantı yok demesine rağmen. Allah Fenerbahçe'nin üstüne oyun oynayanların oyunlu başlarına çalsın. İnşallah Fenerbahçe kadar dertleri olsun. Ya yani Fenerbahçe'nin şampiyonlukları başarıları onların dertleri olsun. Ben söylüyorum Fenerbahçe'likten çekilmeyecek. Ali Koç da bu kafayla giderse, susmaya devam ederse takımı ikinci yapacak. İkinci yapıp başkanlığı bırakacak. Ondan sonra 3-5 transfer şu bu derken gündem değişecek. Seçim süreci. O Saadettin Saran mı geldi? Ahmet mi geldi? Aziz Yıldırım mı geldi? derken gündem değişecek. Aziz Yıldırım da bu arada 1 Nisan'da basın toplantısı yapmasını bekliyoruz. Bakalım ne yapacak. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Teşekkür ediyorum her türlü beğeniniz için görüşmek üzere.